SCP-096 Nesne Sınıfı Öklit Özel Saklama Prosedürleri SCP-096 her zaman 5 metreküp, hava geçirmez, çelik bir küp hücrede saklanacaktır. Herhangi bir çatlak veya deliğe karşı haftalık kontroller yapılması zorunludur. SCP-096'nın hücresinde kesinlikle herhangi bir kamera veya optik cihaz bulunmayacaktır. Güvenlik personeli SCP-096'nın hücresinin içerisinde bulunduğundan emin olmak için önceden kurulmuş basınç sensörleri ve lazer dedektörleri kullanacaktır. SCP-096 veya tasvirlerinin her türlü fotoğraf veya video kaydı Dr. ve O5 onayı olmadığı sürece kesinlikle yasaktır. Açıklama: SCP-096 yaklaşık 2.38 metre uzunluğunda insansı bir yaratıktır. SCP-096 çok düşük vücut kütlesine sahiptir ve vücut analizi beslenme bozukluğunu işaret etmektedir. Kollar, varlığın vücudunun geri kalanı ile orantısız olarak yaklaşık 1.5 metre uzunluğundadır. Cilt pigmentasyondan yoksundur ve vücut üzerinde tüy görülmemektedir. SCP-096'nın çenesi ortalama bir insanın 4 katı kadar açılabilir. Pigmentasyondan yoksun olan gözlerinin haricinde diğer yüz özellikleri ortalama bir insana benzer şekildedir. SCP-096'nın kör olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Yüksek beyin fonksiyonlarına ait hiçbir işaret görülmemekte ve akıllı olarak kabul edilmemektedir. SCP-096'nın yüzüne bakarsanız çıldırmasına neden olun. Ve önüne hangi engeli koyarsanız koyun. Onları parçalar, yok eder. Ve sizi her türlü bulur. Sizi bulduğunda ise önüne çıkan engelleri yaptığından fazlasını yapar. Pençelerini vücudunuzun içinden geçirir. Normal bir insanın 6 katı büyüklüğünde olan ağzıyla kafanızı kopartır ve sizi öldürür. Muhtemelen yaşayacağınız en kötü ölümlerden biri bu olurdu. Benim en çok korktuğum SCP'lerden bir tanesi SCP-096. Çaresizliği çok anımsatıyor değil mi? Ne yaparsanız yapın, önüne hangi engeli koyarsanız koyun, sizi her türlü öldürebiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki SCP videosunda görüşmek üzere.